Fotoğraf makineleri ve kameralar insan gözü örnek alınarak üretilir. Teknoloji gelişip gözün sırları keşfedildikçe bu makinelerin teknik özellikleri de artmaktadır. Buna rağmen kamera teknolojisi gözün mükemmel özellikleriyle kıyaslanamayacak düzeydedir. Fotoğraf çekilirken yapılacak ilk işlem netlik ayarıdır. Fotoğraf makinelerinde bu işlem elle, gelişmiş kameralarda ise otomatik olarak yapılır. Ama bu otomatik sistem yavaştır ve her zaman tam netlik sağlamaz. Oysa insan gözü bu ayarı sürekli olarak ve çok kısa bir süre içinde yapar. Nesneyi net görebilmek için yalnızca bakmak yeterlidir. Geri kalan tüm işlemlerse otomatik olarak göz ve beyin tarafından bir saniyenin onda birinden daha kısa bir sürede gerçekleşir. Fotoğraf makinesiyle gündüz çekilen bir fotoğraf nettir. Ancak makineyle loş bir ortamda çekim yaparsanız çok güçlü bir flaş olmadan hemen hemen hiçbir görüntü elde edemezsiniz. Oysa loş ortamda da etrafı çok net bir şekilde görebiliriz. Çünkü gözlerimiz farklı aydınlanma koşullarına ve değişik ışık şiddetlerine göre kendisini ayarlar. Bunu sağlayansa göz bebeğinin etrafındaki kaslardır. Karanlıkta bu kaslar açılır, göz bebeği genişler ve göze daha çok ışık girer. Aydınlıkta ise kaslar kapanır, göz bebeği küçülür ve içeri giren ışık miktarı azalır. Bu sayede görüntü her zaman net olur. Kuşkusuz, bu denli hassas ve kusursuz bir sisteme sahip olan göz, yaratıcımız olan Allah'ın biz insanlara bir nimetidir. Nitekim Allah, Kur'an'da bize bu gerçek üzerinde düşünmemizi ve kendisine şükretmemizi öğütlemektedir. Sizi inşa eden, size kulak, gözler ve gönüller veren O'dur. Ne az şükrediyorsunuz.